Ali Koç dün canlı yayında bir açıklama yaptı. Fenerbahçe'nin güncel toplam borcunu Evet. söyledi. 621 milyon euro. Yani 3,2 milyar Türk lirası. Biz hep Galatasaray'ı bilirdik en yüksek borcu olan Türk kulübü diye. Şu an Fenerbahçe çıktı oraya. Bunu nasıl Ya değerlendiriyorsun? geçmiş dönemlerde zaten Aziz Yıldırım Galatasaray'ın borcundan daha az borç bildiriminde bulunuyordu. Ya zaten Türk kulüplerinin mali yapısı ortada. Yani borcu olmayan kulüp sayısı çok nadir. İşte bunlardan bir tanesi Akhisar. Diğer kulüplerin zaten borçları aşırı yükselmiş durumda şu an. Ve buna Kurlarında da etkisi zaten var. dövizin olsun, euronun olsun, euronun olsun, doların olsun, diğer para birimleri olsun. Bunlar da zaten artmasıyla transferlere yansıyor. Yani Ali Koç Fenerbahçe'nin gerçek borcunu açıkladı dün. Yani neler yapılabilir? Transfer politikası olsun, borçları düşürme konusunda olsun, neler yapılabilir? Bunları açıkladı. Yani zaten şu an en kısır transfer sezonunu yaşıyoruz Evet. Süper Lig'de. Mesela geçmiş yıllara baktığın zaman sezon biter bitmez oyuncularla anlaşılırdı. İmzalar atılır, bazı şeyler resmiyete kavuşurdu. Ama şu an geldiğimiz noktada işte Euro'nun 5.70'leri bulması, Dolar'ın 4.90'lı rakamlara çıkması en fazla Süper Lig'i vurdu. Yani şu an daha çok transfer etmektense kiralama yöntemi tercih ediliyor. Veya genç oyuncuları alarak geleceğe yatırım yapmaya başladılar. Fenerbahçe daha bugün 3 tane genç oyuncu açıkladı transfer yaptığını. Beşiktaş da önümüzdeki, pardon geçmişteki günlerde açıklamıştı. Yani Galatasaray şu an bayağı bir durgun Ha gidiyor sen mesela dediğin gibi işte 3 tane oyuncu aldılar diyorsun. Diğer genç oyuncularla görüşüyorlar diyorsun. Biz zaten bunu geçmiş programlarda söyledik. Bu işin reçetesi ama. bu. Tabii biz önceden Bunun söyledik zaten. reçetesi bu. Sen artık hasta ölmek üzere komada sen 3 tane oyuncu alıyorsun. İşte altyapıya önem veriyorsun. Artık iş işten geçti. Niye bunu 5 sene öncesine kadar yapmadın, şimdi yapıyorsun? Artık bıçak kemiğe dayandı. Ya bıçak kemiğe dayandı artık. Yani sen transfer ettiğin futbolcuyu kalkıp sana şu kadar TL vereceğim dediğin zaman adam kabul etmiyor. Benim ülkemde euro diyor. Benim ülkemde dolar geçerli diyor. Ben diyor euro isterim diyor. Sen ona kalkıp TL veremezsin. Bunun için ne yapman lazım senin? Türk oyunculara önem vermen lazım. O da nasıl olur? Altyapıya para harcayarak, altyapıya deneyimli, düzgün antrenörler getirerek olur. Bunları getiremezsen sen ne olur? Oradan bir oyuncu alırsın, verirsin 4 milyon avro. İşte ne oldu? Negredo 5 milyon euroya yakın para alıyordu yıllık. Ne katkısı aldı Beşiktaş'a? Hiçbir şey. Yani anca Beşiktaş'ın vaktini ve parasını aldı. Gelmiş 34 yaşında oyuncu. Yani bizim bugünden itibaren bazı şeylerin düzelmesi isteniyorsa altyapıya önem vermeliyiz. Bir Bunu de Türk oyunculara yani önceki programlarda biz yine söyledik bunu. Türk oyunculara kur yani döviz verilmemeli. Türk parası üzerinden, Türk lirası üzerinden sözleşme imzalanmalı. En azından Türk oyunculara. Ya bunu zaten birkaç kulüp yapıyordu. Galatasaray Mesela bayağı yapıyor şu an. Bayağı Galatasaray bayağı yapıyordu hayata yerli geçiyor. oyuncularıyla. Buna zaten Türkiye'de yaşıyor. Türk oyuncuların bir sorunu yok. Kabul ediyorlar. Önemli olan yabancı futbolcuların bunu kabul edip etmemesi. Onlar da haklı olarak benim ülkemde diyor, ben diyor Avrupalıyım diyor, Euro isterim diyor, ben diyor Türkiye'de yaşamıyorum diyor. Yani Türk lirası istemiyorum diyor haklı olarak. Ama bu sene yani doğru düzgün transfer yapılmadı. Hep kiralık, hep oradan buradan işte gelen futbolcular tek tük. Yani üç büyüklere bakıyorsun yok. Yani transfer etmeye bırakın elindekileri satamadılar şu an. Ekstra bir satamazsa eğer ekstra bir maliyet binecek üstüne. Beşiktaş biraz o konuda başarılı. Bayağı bir Ya oyuncu çıkardı elden. Bir de Vida'nın transferi gündemde. Beşiktaş başkanının geçen gün açıklamasını okudum. Diyor, Ronaldo bile satıldıysa diyor Beşiktaş'ta satılmayacak futbolcu yoktur diyor. Tabii ki tabii. Çok Satar doğru söylüyor. satarım diyor. Ben parama bakarım futbolcuya değil diyor. Ben diyor kulübü yönetmeye bakarım diyor. Ha, doğrusu bu zaten. Evet. Ticaret mantığıyla baktığın zaman. Ronaldo bile satılıyorsa bugün satılmayacak futbolcu yoktur Süper Lig'de. Buna bütün futbolcular dahil. Tabii ki. Doğrusu Hiçbir bu oyuncu zaten. kulübün üstünde değildir yani. Elbette. Ya futbolcu oyuncudur. Futbolunu oynar, mukavelesi bitince gider. Yenisi gelir, oynar, gider. Ama kalıcı olan takımdır zaten. Sen takımı nerelere getirdin? Nereden alıp nereye getirdin? Ne kadar borcu azaltıp kulübün kasasına ne kadar para koydun? Sermayesini arttırdın. Hangi başarıları elde ettin? Ha, buna bakarlar.
sen borçsuz kulübü borçlu duruma getirip diğer yönetime devredersen kötü bir başkansın. Şimdi dün Ali Koç kulübün borcunu açıklarken, politikalarını açıklarken bir de dedi ki Avrupa'dan ceza gelebilir. Yani bunu da söyledi. Sence Ali Koç bu süreci nasıl yönetecek? Bu borç sürecinden nasıl çıkacak? Ya bence Ali Koç Fenerbahçe'nin borçlarını belli miktara kadar azaltacak potansiyele sahip. Ama o belli potansiyelin altına indirir mi indirmez mi bilemem. Çünkü amatör şubeler olsun, diğer giderler olsun. Şimdi gruplara kalırsa diğer yabancı futbolcular olsun. Belli bir külfet bekliyor Ali Koç'u. Ama Ali Koç şunu söyleyebilirim. Fenerbahçe'nin 3.2 milyar TL'lik borcuna daha fazla borç eklemez. Diyorsun. Onu 3 milyar 2'nin altına çekmeye şu an çalışıyor zaten. Başarılı bir iş adamı, başarılı bir kulüp başkanı olacağına inanıyorum ben. Cezaya gelince ben ceza alacağını düşünmüyorum. Geçen gün zaten Milan'ın da daha önce ceza vermişlerdi Avrupa kupalarına. Cezası kaldırıldı şu an. Ben Galatasaray olsun, Fenerbahçe olsun, UEFA'dan her... Ali Koç sonuçta Türkiye'nin en büyük takımlarından birinin başkanı şu an. İnşallah bu süreci güzel yönetir. İnşallah Fenerbahçe'nin gibi borçlarından arındırır. Biz de Türk futbolu olarak rahat ederiz diyoruz. Programı kapatıyoruz.